Sayın bakan, ne bekliyorsunuz? Şimdi ben yüzdelerden çok şöyle söyleyeyim, bir kere 7500 lira olan maaşı en az 12 bin ile 13 bin lira arasına gelecek şekilde ya seyyanen bir rakam. Ha, ha seyyanen o itirazım Bravo, yok? 7500 efendim, 500 olan olan, kök Bir, bir dedim. dakika bir dakika bir dakika. 7500 olan 12 bin 13 bin arasında. Arasına, arasına getirecek Peki. şekilde. Bunu tamam. da yaparken üste fazla aşırı olması diye seyyanen artı bir Tabii Limit belirleyerek bir seyyanen. Altıklı, tahminde, evet. e, tahmini zaten onun belli enflasyon artı refah payıdır. Tamam. Refah payına Cumhurbaşkanı karar verecek. Enflasyon zaten belli. Şimdi normal asgari ücret ise yüzde 40 dersek 15.500 oluyor. Peki. Yüzde 45 dersek 15.962 lira oluyor. 15 işte yani e, aradığımız. 16 bin'e yakın ya. Yani. Yani. Tamam, 16 bin. 16 evet. binle, e, eğer Zafer Bey'in dediği gibi olursa 17 bin arasında olması lazım. Yani. 17 bin Ama tamam. burada bir burada bir şey var. Yani <laughs> bu, bu konuştuğumuz ya. net rakam brüte icra edilene daha yüksek oluyor. Ve Türkiye'de aslında devlet son bir buçuk iki yıldır uzun zamandır yapılması gereken ve yapılmayan bir politika uyguluyor, Sosyal devlet politikasıdır. Hı -hı. Yani e, vergiden muaf tutması, o 500 doları vermesi bence bu sosyal devlet politikası içinde Hı -hı. sosyal güvenlik eee primlerinde de düşüş yapması lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi işverenlerimizi yormayacak. Yani Hacer'in dediği rakamın artırılması mı gerekiyor? Hacerin, devlet desteği, devlet, devlet desteği arttırılmalı hı hı. veya sosyal güvenlik primlerinde farklılaştırma getirilmeli. Yani ona da belli bir Şu mafiyet. Şu anda destek üzerinden gidiyor. Tabii tabii. Yani şimdi bakın bu neden önemli? Şu anda asgari ücret biz 11 bin lira konuşuruz ama işverene 15 bin küsur liraya mal oluyor. O, evet yani 16 yani, bine yakın. 16 doğru. bin liraya yakın mal oluyor. Şimdi 16 bine çıkarınca 20 bin küsur liraya mal doğru. olacak. Doğru aynen öyle. Onun için bunların konması gerekir. Ve ben bu önümüzdeki yılda iki kere asgari ücret artırımı yapılacağını düşünüyorum. Siz iki düşünüyorsunuz tabii, ama tabii, bir onun neden olduğunu da söyleyeyim. Mı? Neden olduğunu söyleyeyim. Ama ilan bir kere e, de bakalım. Bunları söylerken de müellifi kim biliyor musunuz? Siz. Neden? Önümde iki yazınız var. Ben ne yapmışım <laughs> ya? <laughs> Bakro ekonominin gidişatı. Hande önümüzdeki hafta ilk iki saati Sayın Bakan da siz program olarak yapın. <laughs> karşılıklı birbirinizi Kıskanma. översiniz. Kıskanma. <laughs> Hayır övme değil bak. Giyabında başka bir yayında beraber diye söyledim. Şu... Radyoda söylediniz. Bunları bak bir de kardeşim, televizyon ekranlarından duyalım sizi. Sen herhalde Hürriyet gazetesi okumuyorsun. Oo. Oh. Oh. Ay sayın <laughs> bakan. Al. Böyle 2000 Bak. yağları eriyor evet. Ekonomideki gelişmeler ayın 5'inde <laughs> 14 Kasım'da da ekonomi rotasında ilerliyor başlıklı yazıları. Yani bunu söylüyorum ki bu konuda tahminlerde bulunmak isteyenler ekonomi nereye gidecek? Bu iki yazıyı okusun ama motomod değil satır aralarını da okusun. Onu da ihtiyaçları varsa söylerim. Soyun bakalım. Yapazdırır. ben yakın arkadaşım olduğu için biliyorum yani bu kendine hayrı yok. Dersi <laughs> <laughs> yani ya, sökümlü dikemezmiş. Şimdi bak dış politikada da seni okuyorum can. Yani tiyoların fena değil. <laughs> şimdi bildiklerimi e, yazıyorum. Sayın şimdi ne bak bakın neden şey. neden iki kere yapmak zorundalar? Bu asgari ücret Türkiye'de artık bir nevi toplu sözleşme haline geldi. Ülke düzeyinde devletin kontrolünde toplu sözleşme. Çünkü eskiden hani koyuyorsunuz ya asgari ücret 400 lira, 300, 300 lira <laughs> o zaman asgari ücret göstergeydi. Hiç kimse o paraları değil daha fazlasını 4-5 pisliğini veriyordu. Ya Şimdi az ise, verilirdi. Asgari ücret alanların sayısı da azdı. Düşüktü çok düşük. Ya asgari ücret en az verilecek ve herkese verilmeyecek ama, ücretti. ücret Ama o bakar. asgari ücreti kimse vermiyordu. Evet. Yani o tespit eden asgari ücret evet. neden vermiyordu? Çünkü asgari ücrette hata yapılmıştı. Birçok şeye göstergeydi. Kıdem tazminatına göstergeydi. Devlet memurunun artışına göstergeydi. Şimdi o göstergelerden sıyırdıkça ki doğru bir politikadır devletin. Ortalama Bu son politikası oldu. Oldu. normal ücret haline geldi. Yani iki tane var. Bir asgari ücrette çalıştıranların ücreti belli. İki bu ücretin üzerine çıkacaklar için de bu asgari kabul edilen asgari ama ücret Sayın Bakan, taban çok, oldu, gösterge çok oldu. Sektörde asgari ücrete çalışmıyor kimse. Efendim bakın bakın. Ya yani sadece Yeni başlayanlar ve bir bazı hizmet sektöründe belki. Efendim, efendim e, ama onun dışında efendim, siz kalifiye elemanlar, bakın, organize bakın. sanayi bölgeleri, burada ustalar, kimse asgari ücretle çalışmıyor. Türkiye'nin sosyal gecenin, güvenliği gecenin kattığın zaman... Veriyorum. Efendim? Biliyorsunuz ekonominin e, uzun yıllardır takip etti, şimdi haber müdürü. E, Hacer'in e, bilgisi 14.025 lira. Ne 14.000? Askeri ücret diyor. Öyle Çok mi? düşük o zaman. Yani 36'da yani, değil o ya. Yani şimdi bakın, ben söyleyeyim de zafer zafere, ya, lazım yani e, zafer'e lazım olacak bu bilgi. Zafer'e lazım olacak. Bu bir söyleyeceğim bilgi. Askeri. Ocak asgari. ayında başlayacak yüksek rezerv çıkmaya seçim dolayısıyla. Ve şu anda asgari ücreti belirlerken hükümet bu seçime gitme riskini de dikkate Pardon, alırsa. Pardon ben şay. yanlış anlamışım. Yani hacere, karışmış. Affedersin. Hacer'i bozmamak için hayır, itiraz etmedim. Hayır hatlar karışmış. Ben yanlış anlamışım. 14.025 lira açlık sınırı. Tam onu konuşuyorduk Değil yani. Açlık sınırı. Kendine hayır yok diye evet, sayın 6.6 milyon, <laughs> milyon kişi asgari ücretli. Ondan sonra ben şimdi görmüşüm işte hayır yok derken yaşlılık böyle bir şey mesajın e, sonrasını görünce aşık sınırı 14 lira. Şöyle, e, e, ve 6.6 milyon kişi Türkiye'de asgari ücrette. Dolayısıyla şimdi baktığımızda 6.6 Peki toplam nokta, istihdam nedir? Hacer toplam istihdam nedir? <laughs> Onun, e, 30 e, milyonun üzerinde 16 bakacağım. milyon galiba e, çalışan diye hatırlıyorum. Bir dakika. Şimdi 6.6'sı e, yani, asgari ücretti. Asgari, asgari ücret genel ücret olduğu e, hikayesi aslında rakamlar çok bunu doğrulamıyor arkadaşlar. Yalnız yani, şöyle o dediğimiz rakamlar çok az 16. üzerinde 4. olan kesim e, 16.4 4 SSK evet. Şöyle yalnız mesela diyelim ki 11.400 ise yani. 12.000 ise o asgari için üstü sayılıyor ve çok düşük bir rakamda var. Ama İsmet birçok işveren de SBK primini daha az yatırmak için asgari, ücretin asgari ücretten, ücretten gösteriyor. yani ilgilendirmiyor. Bir çalışma devleti var o konuda da. da çok, yani, yani, şey, çok haklısınız da bizi yani, de tabii, biz şimdi, çalışanları tabii, da şimdi devlette çalışmayanları da bakın 16.4 milyon insan var. 6.6 milyonu asgari ücretli. Tamam, işte onu Çok ciddi rakam yani. İşte ben de diyorum ki artı 6 milyon altı dışında diğerleri içinde gösterge ücrettir. Evet diğerleri doğru. Diğerleri içinde. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu hükümeti sıkıştırmaya çalışacaklar. Bugün muhalefet partisinden birisinin torba yasa üzerindeki konuşmasını baktım. Hep bu emeğe dayalı şeyleri sıralamış. Tek tek yani hani Twitter platformunda da yayınlanmış. Senin sayende artık X platformunu yavaş yavaş platformuna falan alışmaya başlıyor. Yok canım bak. yazan herkese cevap veriyorsunuz. Bayağı iyisiniz orada X platformunda. Ya, cevap orada. yazmıyorum. Bir Elon Musk bir ağzını, siz var, var Ağzını, var. <laughs> ağzını Musk, bozanlara ya, cevap Elon veriyorum. Elon Musk olayı da yani. Bak, ağzını bozanlara cevap veriyorum. Yani yoksa başkasına vermem. Herkesin görüşü farklı olabilir. Evet. Ama ağzını bozarak bir şey söylediler mi altında kalmayız. Şimdi bu konuda Türkiye'nin şu anda sıkıntısı şu, Türkiye'de yabancılaşma var. Aslında bir gün özel konuşuruz ya da programda konuşuruz. Bu yatırım çektik hikayesi var ya, çekilen yatırımlar doğrudan yatırım yeni sidam yeri aşmıyor. Hazırları satın alıyor. Hazırları satın alınca bir süre sonra da o karlılığını götürüyor. Karlılığını yurt dışındaki para birimine göre yapıyor yurt dışındaki para birimine göre yapınca fiyatlar kontrol edilemiyor. Yani şu anda ben bir vesileyle bir rapor okudum. Ee, domatesin tarladaki fiyatı 2 lira. Toplu halde. 3 lira maksimuma satın almış. Ama domates piyasada 15-20'den altına hiç düşmedi. Şimdi bu da neden? Çünkü bu işi organize edenler, yabancı sermaye odaklı çok fazla olduğu için ve bunun adını da bugün size de atıfta bulunduktan sonra yani bana ekonomi yorumlattı bugün İsmet Bey özelleştirme gibi yeni bir kavram ortaya koyduk yabancılaşma. Ekonomide yabancılaşma söz konusu. Yani yabancı sermaye ağırlıklı. Şimdi böyle olunca Türkiye'de bu fiyatı kontrol etmeleri gerekiyor. Kontrol ederken de devlet aslında iyi niyetli sosyal yardım yapıyor. Fakat devletin bu iyi niyetine başkaları elini taşın <laughs> altına koymuyor. Bugün biraz evvel dışarıda sizin koyduğunuz şişe suyunun bile ben baktım sahibi yabancı olmuş. Hemen hemen bütün Türkiye'de şu anda suları yabancılardan satın alıyoruz. Evet. Bu nedenle firma Bu ne bu, bunun etkisini ister istemez onlar da karlılığını kendi ülkesinin karlılığına göre değerlendiriyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu geçen sene birkaç kez dile getirdi. Ben de sizin programda dile getirdim. Bugün fiyat artışının temel nedeni kur farkıdır. Kurdur. Herkes kura göre hesap ediyor, kura göre yapıyor. Şimdi devletin burada yakınacağı tavır bu son kez belki olabilir. Mart ayına doğru zam vereceğini açıklayacak ya da Şubat ayında. Zaten dikkat edin yine e, dünkü zannedersem Hürriyet'te e, ve yine sizin 14 Kasım yazarken Merkez Bankası Başkanı bile iki şey söylüyor. Diyor ki bir asgari ücretten dolayı Ocak ve Şubat'ta fiyatlar uçacak. Doğru. %75 enflasyon Mayıs ayında olacak ki bu rakamı söylediği zaman He. biraz evvel Melik Bey'in bahsettiği Düzeltmenin yapıldı hani 136 evet. vesaire düzeltmenin Sayın yapıldı. Çok kısa tabii yani. sürem kalmış bu arada. Bir, tabii. bir, yani soru, ben... bir soru sorabilir tabii. miyim? Ee, şimdi çok güzel, teşekkür ederim izahatınız için. Şimdi bakın, e, örnek veriyorum. Bütün STK'lar batacak yakın bir zaman sonra. Yani Türkiye'de sivil toplum kuruluşu kalmayacak. Nedenini söyleyeyim. Şimdi siz aidat topluyorsunuz 3 kuruş 5 kuruş topluyordunuz eskiden ama şimdi enflasyona uygun olarak neyse <laughs> asgari ücret artıyor. Ondan sonra asgari ücretin dışındakiler artıyor. Örnek veriyorum emekli subaylar derneğinde 5 kişi çalışıyor. Efendim 5 kişinin 2013'te baktığımızda ve bütün binanın masrafı falan neyse işte nereden baksanız 5000 lira 5000 lira. Ee, şimdi şimdi 90 bin lira. Şimdi bir daha 40-45 zam olduğu zaman oldu mu efendim işte 130 bin lira 140 bin lira? Ne yapar? Bir yılda efendim aşağı yukarı bir buçuk milyon yapar. Şimdi o nedenle efendim bütün STK'lar şimdi işveren dediğimizde herkesin kafasında fabrikatör var, ticaret efendim küçük var bir şey demiyorum Hayır, esnaf ama var. yani. Zorda, zorluk tabii, yaşayacak. Onu söylemek yani, istiyorum. Esnaf var. İşte onu demek evet. istiyorum efendim. Yani şimdi e, işveren deyince e, bir de yani bir şey satacak bilmem ne yapacak. Tabii, Son bir uçağa bu, geliyoruz. Bir evet. geliri geliri olacak. Ama e, yani bu sivil toplum kuruluşlarının böyle bir durumu yok. Şimdi tabii ki elindekilerin de atması yani e, bir defa insaf ister. İşte. E, bir de... E, EYT'den bile bizden bir arkadaşımız ayrıldı. E, 383 bin tazminat verdik diğerleriyle 420 bin liraya mal oldu. Yani eskiden Peki. EYT yoktu e, e, malumunuz. E, bu yaşa takılanlar devreye girince 4 yılı vardı bir arkadaşın. Sonuna geliyorum ama. Evet Üçünlüğüm tamam. Hande bir son dakika vereyim istersen. Teke. Ama bir yani gazze evet. konusunda. Biz tamam. bir son dakika bilinken ateşkese dönmek için çalışıyoruz ama Hamas şu ana kadar reddediyor. Hamas kalıcı ateşkes istiyor diye e, bir tabii, açıklama kalıcı yapmış. Olması lazım. Peki yani bu İzmir'de son Blinken'ın İzmir. açıklaması. Peki. İzmir'de de memleketinde hani adaylar çok çıkıyor ya CHP'de. Ben biraz evvel öğrendim. Olgun Atilla eski Bornova mı? Evet Bornova, Bornova Belediye, Belediye Başkanı'ydı. Belediye Başkanı uzun süre yapmış. O da büyük şehire aday olmuş. Hadi hayırlısı diyorum o Vallahi zaman. Vallahi bu geçtiğimiz kıyaklar <laughs> neyse. <gülüyor> ee, sevgili izleyiciler gece görüşünün sonuna geldik. Sen hep gelin diye Yok ben, ben İzmirli. Ben İzmir'de yaşıyorum ben İzmirli değilim Sayın Bakan. Neyse. Çok... Ee, ama çok fazla aday adayı var, e, var İzmir'de. Var. Bir tek İzmir'de bir Ankara ve İstanbul'u çok merakla bekliyor evet. insanlar. Hayırlısı diyoruz. Efendim kapatmam gerekiyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler çok teşekkürler. Gece görüşünde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.